öğrenmeye ve tahmin etmeye çalışacağız bu süreçte anladığım kadarıyla. Ama bütün dünya böyle konuşuyor. Gaffar, İran'daki bu sakinlik benim ilgimi çekiyor yani. Hakikaten ahalide böyle bir hava yok. Ya ama şöyle bir durum var. Yani burada bir doğal bir süreç de işliyor. Mesela benim şahsi tahminim İran bekliyor. Yani biz mesela ne zaman olacak, ne olacak diyoruz ya. Şu bugün için söylemiyorum. Yani Gazze soykırımı başladığından beri, Aksa Tufanı Harekatı'ndan beri İran ve direniş ekseni diye tabir edilen işte Hizbullah'ın da dahil olduğu güçler beklemediler. Çünkü savaşın bir boyutu da yıpranma ve yıpratmadır. Tabii. Yani direnç, ve süre uzadıkça... Süre uzadıkça İsrail zayıflıyor. Yani bir defa, çünkü şöyle bir şey var. Yani artık Amerikan dergileri bile, yani Foreign Affairs bile yazdı. Diyor ki çok fazla silaha sahip olmanız stratejik anlamda zafer kazanacağız anlamına gelmiyor. Tabii. Yani çok silahınız var, çok bombalarsınız, efendim, çok yıkarsınız, çok öldürürsünüz. Fakat sonuçta elinize zafer kalmaz. Tersten bir örnekle bakalım. 2 yılı aşkın süredir devam eden Ukrayna-Rusya savaşı var. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik işgali var. Fakat Rusya mesela Kiev'i ya da başka bir Ukrayna şehrini yerle bir edecek bir bombardıman yapmıyor. Neden acaba? Yani bu büyük bir soru. Yapamaz mı? Yapar. Yapmamasının sebebi işte o stratejik dezavantajlı duruma düşmemek. Bunu düşünüyor. İsrail'de ise bu yok. İsrail vuruyor, vuruyor, vuruyor ve vurdukça da kaybediyor. Moral olarak kaybediyor ve belki bir ihtimal askeri olarak da kaybediyor. Bu aynı zamanda Nasrallah'ın tespitiyle de örtüşüyor. Evet. Yani İsrail arkasına batılıları katmak zorunda. Onun için savaşı yaymak zorunda. Sığınma kelimesini kullandı Nasrallah dün akşam. İsrail Amerika'ya ve Avrupa'ya sığınıyor dedi. Tamam, yani hadi biz o sığınma lafını biraz politik bir tercih olarak alalım. Abartılı diyelim ona. Tabii. Ama en azından onların yardımına, desteğine ihtiyaç olduğunu biz de görüyoruz. Hı hı. Benim kanaatim şu, İran şiddetli bir saldırı yapacak. Ben onu düşünüyorum. Hı hı. Ve burada hatta bir ihtimal, Hizbullah'la aralarında bir koordinasyon var. Görev bölümü yapıyorlar. Buna biz Husileri de dahil edelim. Benim tahminim şu yönde. Hayfa'yı Hizbullah'a veriyor. Diyor ki burayı sen vur. Kuzey coğrafi tarafı, olarak bölüyorsunuz. Öyle kuzeyi bir, Hizbullah'a. Yani tahminim o yönde. Hı hı. Burayı Hizbullah'a veriyor. Husilere düşen pay, Kızıldeniz girişini kapat. Orada evet, daha fazla hedef vur. Ve üzerine şey çek. Yani Amerikan kuvvetlerini vesaireyi kendi üstüne çek. Dünya ticaretini, çünkü sen darbe vurdukça bunların para, bunların hassas noktasıdır. Sen onu yap. Ben de bu arada yapabilirsem işte efendim Tel Aviv'i, belki de Kudüs'ü. Yani bir İran'dan ben vuracağım vurayım diyor. Gelin İran... ben de oraya geleyim. Orada. Gelsene. Yemen'den de şu Körfez'in girişinde, Kızıldeniz'in evet, girişinde gemileri sen durdur. Lübnan'dakiler kuzeyden evet, girsin. Yani. Suriye'dekiler... Suriye'dekiler hatırlayın şimdi, Suriye'deki güçler şu bölgede, şu tam şurada bak, şurada bir yerde, şu köşede. Değil mi Kemal Hocam, burasıydı mi? Şu Amerikan üslerini 3 Amerikan askerini öldürdüler değil mi? Onu yaptılar. Evet. Bunlar İran'a müzahir gruplar olarak söylendi. Tabii ben detay bilmiyorum. Suriye'de bir sürü grup var. Hangisi olduğunu bilmiyoruz da şu an aklıma gelmiyor. Ama orada bir defa Suriye'deki İran'a yakın gruplar, o direniş ekseni grupları orada bir defa Ürdün içinde Amerikan üssü vurabiliyorlar. Buna kabiliyetleri var. Hı hı. Ya bu olabilir arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi son derece mütekamil bir kuvvetle biz yani PKK'nın boynunu kırana kadar neler çektik? Yani 3-5 tane çapulcu dediğimiz adamlar bize bir sürü sıkıntı çıkarttılar. Ve hala da çıkartıyorlar. Mücadele ediyoruz. Orada hat falan 30 kilometre hat kurduk. Şimdi düşünün. Ürdün, Ürdün'ün içinde Amerikan üssü. Suriye, Suriye'nin içinde Amerikan üssü. Bunlar hepsi açık hedeftir. PKK, YPG'nin içeride partisi var. Yani ha, o bu işler tabii, çok uzun. Tabii, o yüzden yani tabii, elimizde, tabii, imkanlarımızda. Tabii tabii. O başka konular. Başka, yani bir askeri anlamda söylüyorum. Yani İsrail gibi yok etmeye girsen o bölgede canlı bırakmamak üzere bir temizlik zaten yapabilirsin. Zaten başka bir şey olur tabii. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde başka şeyler yaparsın. Niye yapmıyoruz acaba? Bak o tersten, o da örnekle düşünülebilir. Şimdi burada Lübnan'a düşen, yani Lübnan, Hizbullah diyelim, Hizbullah'a düşen, zaten Hizbullah sürekli Hayfa'yı yayınlıyor. Hayfa Limanı. Biz artık Hayfa'yı ben öğrendim, haritayı ezberledim yani. Hangi, film nereden, tadında, nereden, çok net. Nereden hangi cadde geçiyor, nerede hangi depo var, hangi lokantaları falan gösterecek. El yani kadar ülke zaten. Aynen öyle. Şimdi orayı demek ki görüyorum diye vuracak. Şimdi ben anladığım kadarıyla, benim anladığım kadarıyla İran bu Rusya'dan gelen hava savunma sistemi İran açısından çok kilit öneme sahip. Şundan dolayı İsrail'in gücü nedir? Hava gücü var. Bunu kaldırır.
yani kaldırabileceği kadar kaldırır. Daha önce de yapmış, oralarda dolaşmış zaten. İran'ın nükleer tesislerini vurur. Şimdi İran'ın nükleer programı ile ilgili iddialar şöyle. Amerikalıların bir kısmı 6-7 aya kadar diyorlar. Bak onu bence abartıyorlar, atıyorlar eşikte biraz. Eşikte kelimesini kullanıyorlar. Evet. Yani yapabilecek seviyeye artık geldi şeyini kullanıyorlar. Tamam. Eşik. İşte, evet. Şimdi o eşiğin tanımı. Yani eşiğin tanımı. 6-7 ay diyenler var. Yani nükleer silah sahibi olmak. Uranyumu zenginleştirme seviyesi oraya gelecek diyorlar. Nükleer silaha sahip olmak. Topluca evet. 6-7 ay diyenler de var Amerikalılar arasında. İranlar hiçbir şey demiyor. İran inkar ediyor zaten de. Ya Amerikalılar arasında 6-7 ay diyen de var. 4 yıl diyen de var. 4 yıl da kısa bir süre. Uranyum zenginleştirme ve nükleer silah için. Şimdi nükleer silah niye kritik? Elinizde nükleer silah olursa dokunulmazlık kazanıyorsunuz. Dokunulmazlık kazanıyorsunuz. İran'ın asıl bence korumaya çalıştığı şey nükleer silah. Bir de İran şey onu korumaya çalışıyor. Bence devam et ama mesela şu olabilir mi? İran şimdi neden korkuyor? Hep İsrail'den yapılacak saldırıları konuşuyoruz da. Arkadaşlar bir haritamız vardı pazartesi günü yayınladığımız. ABD'nin bu bölgedeki gücünü gösteren. Melih Bey, ona geçmeden bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi caydırıcılık noktasında İran'ın nükleer çalışmaları aslında biliyorsunuz. Şimdi Donald Trump bu nükleer anlaşma masasını yıktığında 2018'de ve bunu müteakip zamanda artık bittiğinde Bercan maksimum baskı politikasını uygulamaya başlamıştı İran'a. Yani ne demek bu? İran toplumunun omuzlarına çok ağır bir ekonomik yük ve baskı veriyor. Bunu ne için yapıyor? Rejimi köşeye sıkıştırmak için yapıyor. Şimdi o noktada tabii ki Atom Enerjisi Ajansı şunu söylemişti. 2018'i müteakip zamanı söylüyorum. Hemen ilk arkasından gelen. İran Atom Enerjisi Ajansı'na sunduğu raporlarda gelip, çünkü bakıyorlar o senede orada, hala anlaşmaya uygun şekilde davranıyor demişti. Fakat Trump o maksimum baskıyı arttırıp üstüne Kasım Süleymani suikastiyle bir kere daha darbe vurduğu zaman artık o noktada Avrupa'yı da şöyle suçlamıştı İran. Çekilmediniz anlaşmadan ama anlaşma diye bir şey kalmadı. Onun arkasına takıldınız, gidiyorsunuz. Yani sizi koordine ediyor ve sizi götürüyor. Siz kifayetsiz kaldınız demişti Avrupa'ya. Şimdi o süreç bizi bu noktaya getirmişti. Fakat burada da hep şu var. Şimdi az önce Gaffar Bey de söyledi ya. İran zaten bunu külliyen reddediyor. Yani hani nükleer çalışmaları insancıl enerji için yapıyor. Ve hani fetvayla zaten silah, insanlığa karşı kullanacak bir silah fetvayla şu anda yasak. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. 1984 senesinde İran-Irak Savaşı artık çok üst düzey noktaya geldiğinde o fetva değişti. Ve İran nükleer çalışmalarına geri döndü. Fakat bu fetva değişikliği öyle akşamdan sabaha, yarın canım sıkıldı şeklinde değişiklik edilebilen bir şey de değil. Onu ama da bir ya tarafa... Kabe'ye yabancı askerleri soktular fetva verip, Müslüman giremiyor. Biz gitsek bize soracaklar Suudi Müslüman Arabistan mısın diye Türkiye'de. Suudi Arabistan için Suudi Arabistan. Yani o açıdan diyorum. Şiiler şu, o fetva sistemini daha hızlı çalıştırabilirler. Oradaki kilit cümle şu. Rejimin güvenliği için, caydırıcılık ve rejimin güvenliği için... İran'ın bütün egemenlik ve toprak bütünlüğüne bir saldırı olduğu anda işte o noktada fetvanın değişebilme ihtimali yüksek. Zaten caydırıcılık ona vurgudan denk geliyor tam olarak. Yani bu noktada bunu bu şekilde görebiliriz. Rejimin güvenliğine kadar bu böyle insani açıdan devam ediyor enerji açısından. Fakat o noktada o eşikte onu bilemiyoruz. Tabii içerideki dengeleri bilmek açısından önemli ama şu yani nükleer güç denen şeyin dünyadaki her ülkenin iştahla istediği bir şey olduğunu biliyoruz. Çünkü bu size dokunulmazlık kazandırıyor. İsrail gibi bir güç karşısında da başka şansı yok. Şunu söyleyeyim. İsrail de elinde nükleer silah olduğunu inkar ediyor. Tabii hala onu söylüyor. İsrail de bende yok onu diyor. Onu şöyle İsrail açıklayalım. Atom Enerjisi Ajansı'nın yıllık raporlarında dünyada ona rapor vermeyen ve hesap sorulamayan tek devlet İsrail. Şimdi Kuzey Kore zaten bu uluslararası sistemin dışarısında kalıyor yapısıyla. Fakat İsrail'e dönüp kimse hesap sormuyor. Elinde nükleer açıdan ne var? Ama hesaplarda şöyle geçiyor. İsrail transfer ya bir şey ama nükleeri var elinde. Bu şekilde biz bunu alıyoruz. Bu arada İsrail İran'a yönelik sabotajları da şöyle sürdürdüklerini söylüyorlar. Yani uranyum zenginleştirme bir aşamaya geldiğinde onu virüslerle bilmem neyle falan bir seviyede durdurup geriye döndürüyorlar diye. Yani tesisi vurmasına falan gerek yok İran'daki tesisleri bulup. O virüsler üzerinden bunu yapıyor. Bu da gene tabii yabancı üslerin ve yabancı varlıkların ve İran karşısındaki varlıkların, İran karşıtı varlıkların. Yani sadece İsrail şey. Değil. Burada sadece korkunç İsrail bir yığılma değil, yapılmış. Evet, Arabistan'da çevreleme. Amerikan askerleri evet. var. Bahreyn'de Amerikan askerleri var. Basra'da Amerikan deniz gücü var. Efendim Katar'da Katar'ın Amerikan üslerine çok yani müdahale anlamında Amerikan üslerini kitleyeceğini tahmin ediyorum. Bizim ben. De yani var orada üssümüz değil mi? Bir taraf mi? Olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Umman'da hem Amerikalılar hem İngilizlerin
şeyleri var, üstleri var. Aynı şekilde en kritik nokta, bizi de ilgilendiren nokta Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs evet. Rum kesimi. Şimdi Güney Kıbrıs Rum kesimi çok enteresan bir şekilde bütün bu savaşla beraber biz onun farkındayız da çok konuşmuyoruz. Yani bu savaş gelişirken bir yandan Güney Kıbrıs Rum kesimi bir ileri karakol haline geldi. Uç karakol haline geldi. Ve çok enteresan bir şey var şimdi. Hocam daha iyi biliyor, Kemal Hocam. Geçen programda anlattık. NATO ile temasları var. Yine konuşulmadı. NATO yani NATO ile gayet de böyle içli dışlı güzel temasları var. Kötü temasları Avrupa yok. Avrupa Birliği şapkasıyla katılıyor. Bravo. Şimdi Avrupa Birliği üyesi muazzam bir yığınak var. Yığınağın artma ihtimali var şu anda. Yeni anlaşmalarla yığınak artıyor. Şimdi Güney Kıbrıs bizim açımızdan bak çok enteresan bir şey. Yani Güney Kıbrıs iki devletli çözüm olarak bakacaksak eğer bizim komşumuz olmak zorunda. Fakat Güney Kıbrıs doktriner olarak Güney Kıbrıs'ın pozisyonu Kuzey Kıbrıs'ın varlığının inkarına dayanıyor. Burada evet. Çok tuhaf, enteresan bir durum var. Yani tıpkı İsrail'in Filistin'i işgali gibi bir durumla karşı karşıyayız biz burada. Fakat o noktada şunu da ekleyelim. Yani Avrupa Birliği 2004'te Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında alırken bu de facto bölünmüş olan adayı bu sorumlu şekliyle alarak onlar da yine kendilerine aykırı bir iş yapmış kendi oldular. Kendi koydukları kanunu çiğnediler. Tabii. Ya bu Batı'nın geleneğidir. Çok doğru. Yani bunu hep yaparlar. Yani başka şeyler de çok yaptılar. Bu yani buradan geri duracak değiller. Şu ama anki pozisyon şu. Yani özür dilerim. Türkiye'den istenen şey şudur. Kıbrıs'la ilgili. Sizin Güney Kıbrıs dediğiniz şeyin, Güney Kıbrıs demekten ona vazgeçin, Kıbrıs deyin, Kuzey Kıbrıs'tan vazgeçin, Avrupa Birliği üyeliğinizde bir chapter'ı, bir bölümü kapatalım. Bu evet. Aferin diyelim size. Kaldı 30. Bu Türkiye bunu kabul edemez ki. Tabii ki edemez. Nasrallah tehdit ettiği zaman, yanılmıyorsam 1,5 ay falan oluyor. Güney Kıbrıs'ı andı, evet. Açıkça söyledi ve dedi ki vururum dedi. Şimdi çok ilginç, Avrupa Birliği o noktada o hukuksuz 2004 müdahalesiyle bir anda savaşı ensesinde hissetti. Çünkü 27 devleti de temsil eder o toprak onların gözünde 20 senedir. Dolayısıyla o noktada gördük ki Lübnan'ın, işte İngiltere'nin, ondan sonra Güney Kıbrıs yönetiminin bir anda hızlıca diplomatik şeyleriyle aman tansiyonu düşürelim, Hizbullah sakinleşsin, öyle bir şey yok. Çünkü doğrudan bu Avrupa Birliği'nin tamamına saldırı anlamına geliyor. Tabii burada şu noktayı atlamamız lazım. Şimdi Güney Kıbrıs'taki askeri varlığın büyük bölümü İngiltere'ye ait. Hı hı. Amerika'dan da fazla İngiltere'ye ait. İngiltere Avrupa Birliği üyesi değil. Bunun altını çizmemiz lazım. Tabii. Yani aslında burada İngiliz politikasına gelip kilitleniyor konu. Benim orta erimli tahminim şu. Güney Kıbrıs bu işten çok büyük zarar görecek. Yani bu bir defa İsrail zararlı çıktı ve zararlı çıkmaya devam edecek. Daha büyük zarar alacak İsrail. Bu kesin. Bu netleşti. Yani İsrail'in iç dengeleriyle ilgili de yazılıp çizilenlere bakıyoruz. Artık Amerikan basında bunu kabul etmeye başladı. Yani İsrail'in bir şeyler feda etmesi lazım artık. Bu kesin. Güney Kıbrıs'ta şimdi İsrail'le beraber o potaya doğru hızla girdi. Güney Kıbrıs yönetimi, ben Güney Kıbrıs medyasına bakıyorum. Ne yazıyorlar, ne çizdi? Ne konuşuyorlar? Hiç, dünyadan haberleri yok ya. Ya çok enteresan ya. Zannedersin ki adamlar bir yani şeyde sanki Doğu Akdeniz'in tam ortasında, savaşın göbeğinde bir adadan değil de Malarka, Karayipler'de bir yerde şey Dominik Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. O umurlarında değil, adamların haberi yok bu konudan. Yunan basını yazmıyor bunu. Çok bir iki tane yani bu solcular falan var 3-5. Biraz onlar duyarlı. Bahsediyorlar da. Ama gerçekten konudan haberleri yok. Çok enteresan durumdalar. Onun için onlar da tepe taklak gider diye düşünüyorum. Şimdi İran... Onunla ilgili birkaç sayı vereyim mi, istiyor musunuz? Buyurun. Tabii ki hocam. Buyurun. Geçen sefer biraz bahsettik. 60 tane uçuş yapıldı bakın 7 Ekim'den 60 beri. 60 tane. 60 tane kargo uçağı Avrotur'dan ve Dikelya'dan kalktı, İsrail'e indi. Güney Kıbrıs İsrail arasında değil evet, mi? Evet. Yani iki tane. Bu böyle bulunuyor. Burada rakamları da unutmayayım da söyleyeyim. Trodos Dağı, Akrotiri, Agios, Nikolas bölgesinde 3 tane radar var. Burada adanın en büyük rolü bu. 3 radardan. İngilizlerin radarları evet, mı olacak? Evet, İngilizlerin. Bab el Mendeb'den başlayın, İskandinav ülkelerine kadar, bu tarafta İran'ı kapsar, bir miktar Pasifik'e kadar olan bölgeyi 3 tane büyük radarla tespit ve teşhis yapıyorlar. Batmaz bir uçak yani, gemisi olarak orada. Bunun önemi çok büyük. O yüzden peki. Sadece orada hani Rumlar konuşur konuşmaz hocam, ya çok ciddi şeyler dönüyor orada. Rumların haberi yok. Ya da haberi olsun istemiyorlar yani. Geçen Rumların haberi değildi. Olsun istemiyor. Bakın. Adamların kafasına bomba yağabilir ya. Ama onlar da Nasrallah diyor ki vuracağım diyor ya, yazsana Kıbrıs basını bunu yazmıyor ya. Tırnak içinde onlar da şımarık çocuk sendromundan değiller belki, mi? Belki tabii belki. Bu ne demektir biliyor musunuz, benim söylediğim radarların kapsama alanı. Rusya'nın ve bu taraftaki tüm ülkelerin, Türkiye buna da dahil, A2 AD dediğimiz
erişebilirlik sisteminde kapattığı alan çok büyük. Yani Ruslar erişemiyor bu bölgeye. Düşünün, oradaki Ruslar radarlar, için de büyük tehdit. Tabii, zaten Ruslar, ediyor. İngilizler bu boyutuyla dahil oluyordu. Müdahale etmiyor ama teşhis ve tespit burada yapıyor. Burada ama Rusların bir üssü yok mu Kemal Hocam? Şurada bak Suriye'de. Suriye'nin hemen. Laskiye ve Tartus var. Laskiye'de bir üsleri yok mu Tartus'ta? Tespit ve teşhis ediyor dedi. Müdahale etmiyor şu an. Ha, müdahale etmiyor. Evet, gerekirse eder yani. Onu evet, üstü. Anlaşıldı. O çok önemli bir yetenek ve caydırıcılık gücü yüksek. İkincisi, buradaki Dikelya'da ve bir kısmı Arutur'da çok büyük bir karargah kurdular. Geçen sene 7 Ekim öncesi İngiltere buradaki lojman sayısını 2 katına çıkarttı. Askeri lojman. Asker geliyor. Evet. Tesislerin sayısını %50 arttırdı. Mevcutları modernize etti. 7 Ekim'den çok önce. Dolayısıyla burada bir hazırlık var. Amerikan Özel Kuvvetleri burada. Amerika'nın bir tane 3 yıldızlı tahmin ettiğim bir generali burada. Hı hı. Ve bütün bu Gazze operasyonunu yöneten buradaki karargah. Bence buradaki İran'da yapılan ya da daha önce yapılmış olan Hamas liderliği ve Hizbullah liderliğine karşı yapılan tüm suikast planlarının planlayıcısı buradalar. İstihbarat planının ekinde yer alıyor diye tahmin ediyoruz. Bakın o bölgede çok ciddi üsler var. O yüzden hatta adada protestolar başladı hocam. Yani siz bir şey yok dediniz ya orada bazı protestolar oldu. Hayır şimdi şöyle bir şey daha var. Akel'in bir bakın şimdi bu Akel bu Güney Kıbrıs'taki Komünist Parti. Bunlar iktidara da geldiler. Akel'in içinde bir grup var. Komünistin komünisti. Bunlar protesto ediyor. Koyu. Ama bunlara da şimdi vatan haini muamelesi yapacaklar. Doğru. Ya bu çok, gerçekten bunlar çok enteresan millet ya. Ben kötü bir şey konuşmak istemiyorum. Adamların müziği güzel, eğlencesi güzel falan izliyoruz. Ben onların televizyonu falan izliyorum. Yani şey böyle çalgısı çengisi olan bir millet. Yemeği içmeyi biliyorsunuz. Ya kardeşim biraz siz bu siyaseti falan da öğrenin ya. Dünya dengesini öğrenin. Bir de sol gelenek güya güçlüydü. Gerçi bizdeki solcuların tavrına ya bakıyorum. Ya o hale geldiler. Yani bir kısmı dayak yiye. Bak Melik gerçekten bir kısmı dayak yiye. Bir kısmı da Avrupa'nın parasıyla hizaya getirildiler. Durumları o yani. Çok üzücü bir durumdalar şu anda. Son bir şey daha söyleyeyim. Ama Kemal Hoca'nın dediği gibi gösteriler falan da var. Evet. Protestolar da var. Yunanistan'da da var. Yunanistan'daki gösteriler de var. Evet. 2020'de bir şey daha oldu. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde silah ambargosu kalktı. 2020'de kalktı bu. Sebep de işte kara para aklama suçuna aklandı güya. 2022'de bunu genişlettiler. 2023'te de oraya şey geldi. Bir eyalet sorumlusu, eyaleti kardeş toprak saydılar Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve beraber donatıyorlar şu anda Rum kuvvetlerini güneydeki. O yüzden bir tane daha var şurada bir Arutur'la Dikelya arasında bir küçük liman var. O limanı da şu anda üçüncü ülkelerin kullanımına açmak üzere. İşte o yüzden Hizbullah dedi. Eğer bu limanlar bir şekilde üçüncü ülkelere açılırsa vuracağım bu tarafı dedi. Bu liman açılırsa kuzeyde Türkiye'ye yeni bir liman açma hakkı hukuken doğuyor. Bu arada İsrail Gazze kıyısında limanlar inşa etmeye devam ediyor. Yani yıkımın ardından. Muhtemelen Kıbrıs odaklı çalışmalar. Bir de Suriye'nin varlığını biraz konuşmak gerekmiyor mu? Şimdi Kıbrıs'tan bahsediyorsunuz. Orada Rusya'nın da bir iddiası var. Limanları var. İşte sıcak denizleri açıldığı yer. Türkiye ile bu Suriye arasındaki normalleşme sürecinin Rusya tarafından biraz teşvik edilmesinin nedeni bölgedeki otorite boşluğunu Suriye'nin konumunu güçlendirmek mi? Nasıl düşünüyorsunuz? Mesela Kobani'de az önce programın başında söylediğim gibi Şam ve Rusya askeri üs koruyorlar. Bu Türkiye'ye yönelik bir jest olarak mı değerlendirilir? Nasıl görüyorsunuz bunu? Şimdi Kobani'deki bir üs bu anlama gelir biraz. Türkiye'yi rahatlatacak çok bir şey. Çok yakın Türkiye sınırına çünkü. Bakın burada şu bölgede bizim tek amacımız var. Şuradan başlayan 30-40 kilometre çapında hatta bana göre... Bölge haritası verebilir misin bana Mehmet? Sana zahmet. Deminki Melih vardı Bey. Mesela ABD'nin bakın askerleri. Şu, görülsün diye yapıyorum. Şöyle şu bölgede 30-40 kilometre... Ve hatta bana göre şöyle devam eden bir hatta terör koridorunun oluşmasını engellemek. Bakın devam ettik gördünüz mü? Barzani'nin bölgesini de dahil ediyorsunuz. Tabii. Aynen şöyle bakın. Şu bölge. Çünkü bu bölgede şunun altında Deirizor şu bölgelerde, Haseke şurada. Şu bölge tamamen girişli çıkışlı ama. Şurada Tel Rifat var, Minbiç var, Ayn el Arab var. Şu bölge komple şuraya kadar Haseke dahil PKK'nın kontrolünde. Gördünüz mü? Bakın bizim stratejik ve politik hedeflerimiz henüz daha ele geçmiş değil. Şu bölgeye geldiğimizde şurası bakın 5-10 kilometre şöyle gösterdiğim yer PKK'nın eski kampları var. Şuradan başlıyor Sinat'tan Kandil Hakurt'a kadar, Kandil Assos'a kadar gidiyor. O yüzden biz bu kampları nötralize ettik, kapattık.
Bir aşağı indik, şu hatta indik şöyle. Şu şekilde bir koridor kurmaya çalışıyoruz. Yaklaşık Süleymaniye şurada, Erbil burada, Mahmur burada, Sincar burada, Telefer şurada. Sincar'dan buraya sürekli geçişler yapılıyor. Buradan Sincar'a, Sincar'dan buraya. Sincar'a ne geliyor? Mühimmat geliyor. Yeni Silah Kandil geliyor. Diyoruz oraya. Evet. Demek ki böyle bir rotasyon var. Türkiye burayı halletti gibi gözüküyor şu anda. Ama bütün Irak burada 100 bin tane terörist olduğunu söylüyor. O Müslüm müdür nedir? Bir tane terörist başı var ya burada. Bunu ifade ediyor. Dolayısıyla bizim burada hala hedeflerimiz bitmiş değil. Suriye rejimiyle Türkiye'nin arasındaki normalleşme süreci aslında başladı, devam eden bir süreç. İşte Ruslarla burada beraber bir ittifak kurabilirsek, burada Rusların Amerikalılarla yaptığı ittifakı da bozarız. Haseki'de toplantı yapıyor adamlar, rutin. Evet. Rus subaylarla, Amerikan subayları şuraya geliyorlar, inatla şuraya kadar giriyorlar. Tam şu bölgede, Haseki şurada, şu bölgede bir yerde, tam şurada şey var, Amerikalıların üssü var. Hava üssü var. Şu bölgede toplantı yapıyorlar. Dolayısıyla bizim Ruslarla birlikte şu bölgede Amerikalıları dışarıda bıraktığımız zaman oyunun rejimle de yakınlaşmamız biraz daha hızlanacak. Bence çok önemli bir konu. Evet. Konuşmaya devam edelim ama.